Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Ha, iyi akşamlar canımcıklarım. Yeni bomba gibi bir programla karşınızdayız. Ya Mecid, hayaletler arar. Müdür Bey, Müdür Bey. Efendim, kendi gözlerimle gördüm. Mecliste hayalet var. Doktor Serdar ameliyathaneye. Doktor Serdar ameliyathaneye. Acil vaka var, beni çağırıyor. Programımızın formatı gereği yarışmacımız rastgele seçtiğimiz bir numaradan aradığımız, hiç görmediği biriyle evlenmeyi kabul ederse sıkı durun, 1 trilyon para ve dünya turu kazanacak. Hadi ayol, eğlenin biraz. Aa, böyle bir günde aşk olsun. Hadi şekerim, bak hadi. Hadi şöyle şöyle hadi. Azıcık eğlen, eğlen hadi. Hadi eller havaya, hop hop. Yıllardır üzerinde çalıştığım plan. Birlikte soygun yapacağız. Bu son işimiz olacak. Bütün ekibi tekrar toplayabilir miyim? Ben bir tuvalete kadar gideyim. Tuvaletin yerini nereden biliyorsunuz? Bilmez olur muyum abla? Daha evvel soyduydum ben burayı. Geçer, geçer yavrum. Görmüyor musun? Bak yazıyor. Görmüyorum abla, ben körüm. Hacizci! Sapık! Hem kör hem sapık! Bir de görsen ne olacak acaba? Defol! Adres burası. E bu bir ağaç. Ulan bugün Dünya Postacılar Kabus Günü mü ne? Bak, aha şuradaki apartmanlar var ya, onların hepsinde var. Hadi gidin görün. Biz sizinkini görmek istiyoruz. Darım, siz göremezsiniz. Sağlık sistemindeki kimi sorunlar bazılarını cin gibi yöntemler bulmaya itiyor. Ay, ne oluyor? Ne bağırıyorsun be? İki dakika kabuksuz yaşayamaz mısın? Kazık kadar karısın lan. Kolay gelsin arkadaşlar. Kim buranın sorumlusu? Başhekim Serdar Bey efendim. Çağırır mısın kendisini? Koş, koş.
Şuraya bak, şuraya bak. Resmen fare pisliği bunlar. İhbar doğruymuş demek ki. Bizi ispiyon mu etti yoksa? Gece 2'den sonra fareler cirit atıyormuş burada. He, doğrudur. Gece 2'ye kadar ortaya çıkmalarını yasak etti doktor. Bak, bir de dalga geçiyor. Yok anam, yok. Hayvanlar gece hayatına düşkünse biz ne yapalım? Oo efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Maşallah, maşallah, iyi gördüm, iyi gördüm. Gerçi ilk defa görüyorum ama iyi gördüm. Doktor bey. Efendim. Bunlar nedir beyefendi? Ayakkabı. Dikkatli bakın. Daha dikkatli. Bakayım efendim. Baktım, bir daha bakayım sizce. Deri, halis deri. Bakın pırıl pırıl yanıyor. Beyefendi onu söylemiyorum. Bunlar fare pisliği. Hastanenizi fareler basmış. Ne diyorsun? Ya kim uyduruyor bunları yahu? Yani ortaya birisi bir şey atıyor. O atılan şey ortalığı çalkalıyor. Şöyle size bir ayran çalkalattırayım beyefendi. Ya da serindik bir şey, gazoz filan. Serum tak kızım. Bir tane dur. Serum dolma. Size ben check-up yaptırıyorum ortaya. Şöyle bir güzel bir check-up yaptırıyorum. Şu fare meselesine gelsek. O değil de şu dolar efendim. Dolar. Daha da düşer mi acaba sizce? Sence düşer mi kızım? Öyle yaparım. Serdar Bey. Doktor Serdar ameliyathaneye. Doktor Serdar ameliyathaneye. Acil vaka var, beni çağırıyorlar. Bekleyebilirler, durun. Ya sen de fareden başka muhabbet bilmiyorsun abicim ya. Ayrıca bunlar fare değil. Kobay. Dışarıda öyle serbestçe mi dolaşıyor bu kobay fareleriniz? Efendim el kadar kafesli duruyor. Hayvanlar sıkılıyor beyefendi. Bırakın dolaşsınlar, ferahlasınlar. Esasında ben kobayların durumuna çok üzülüyorum beyefendi. Niye? Ya bırak üstüme gelme Allah aşkına. Söyleyin. Allah aşkına söyleyin. Ya durup dururken sağlıklı bir fareyi alıyorsunuz, kanser mikrobu enjekte ediyorsunuz. Tabii bir süre sonra doğal olarak o canlı, o mini hayvan birdenbire kanser oluyor. Üstüne üstlük geçen gün bir tanesi de ölmesin. Bütün ailesi feryat figan ağlıyorlar. Saçlarını başlarını yoldular ama biz biliyoruz ki bu mikrobu bu hayvana biz enjekte ettik. Tabii ben buna yanıyorum. Biraz hastanede yanıyorum. Yetmiyor, bir de gidiyorum evde yanıyorum. Allah Allah. Hangi birini anlatayım beyefendi? Geçen gün yine sağlıklı turp gibi bir fareye şişmanlığı araştırıyoruz. Onunla ilgili mikrobu enjekte ettik. Dişi fare tabii giderek tombulaşmaya ve şişmanlamaya başladı. Şimdi kocası tutturmaz mı? Nereden aldın sen bu kiloyu? Ben seni boşamaz mıyım diyor ve boşandı. Ve biz bir aile faciasına sebep olduk. Ya ne yuvalar yıktık burada, ben size anlatamam. Bu kadar şov yeter doktor bey. Peki siz bilirsiniz efendim. Film gibi hayatlar yaşayan yurdum insanına gerçek filmler hikaye gibi geliyor. Alo, konuşsana kardeşim. Müdür bey. Müdür bey. İyi misiniz efendim, iyi misiniz? İyiyim. Şu hayalet söylentileri çıktığından beri rahatım, huzurum kalmadı. Ya o mecliste hayaletle arar. Müdür bey. Efendim kendi gözlerimle gördüm. Mecliste hayalet var. Saçmalama bir adam. Hayalet diye bir şey yoktur. Var mı? Var. Gel. Efendim ben burada kalsam da siz şu masanızı falan düzelsin efendim. Ya gel, uzatma. Millet mecliste hayalet var diye çalkalanıp duruyor. Bunun doğru olmadığını ispat edeceğiz. Yürü. Bunu da alalım efendim, saklanırız arkasına. Onunla ne işim? Al. Gel. Doğru. Hayır. Yürü lan. Bana bir tokat at bakayım. Lan insan müdüre bu kadar sert vurur mu? Sicilinle işleyeceğim bunu. Ama efendim siz istediniz benim tokat atmamı. Tamam. İyi. Az evvel ben bir hayalet görmüş gibi oldum. Ben de gördüm. Ne yapıyorsun lan?
Efendim acaba polise, güvenlik görevlilerine falan mı haber versek? Ulan biz meclisin güvenliğinden sorumluyuz. Doğru. Hadi gidip şu hayaletleri bir tutuklayalım. Acaba diyorum ki efendim, boynumuza sarımsak mı dolasak? Hayaletler sarımsaktan kaçıyormuş. Ulan serseri herif, aptal, onlar vampir. Hem hayalet diye bir şey yok, yürü, yürü. Dua edin efendim. Kulü vallahi ahatla başlayalım. Sonra da diğerlerini sıralarız. Bana bak Cafer, biz bu gece bu işi halledemezsek yarın işimizden olacağız. Hayalimi görüyorum Cafer. Hayalim benim, hayalet! Abbasan, Abbasan ben şahin. Who you gonna call? Müdür bey, hayaletler kaçıyor. Ulan bunlar nasıl hayalet? Hayalet kaçmaz ki. Efendim, dün gece sarımsaklı mantı yemiştim. Acaba ondan mı kaçıyorlar? Saçmalama, yürü şundan takip edelim. Diğerlerini görmeseler bari. Ulan konuşuyor bu hayaletler. Adı da Abbas. Türk hayaleti galiba. Bak, millet vekillerinden çok hayalet varmış mecliste. Şuraya bak. Ne olur dokunmayın bize. Kimsiniz? Mecliste ne arıyorsunuz? Ben Abbas. Bu da karım Hatice. Ne oldu? Ne arıyorsunuz burada? Bildik hikaye. Ne zamandır içsizim. Bir gün gazetede meclis lokantasında satılan yemeklerin ne kadar ucuz olduğunu gördüm. Eyvallah, biftek porsiyon 250.000 lira. İmam bayıldı, 100.000 lira. Tadını bile unuttuğumuz muzun kilosu 50.000 lira. Bir şekilde içeri girip burada yaşamaya başladık. Artık kira derdinden de kurtulduk böylece. Peki siz? Benim bir sürü borcum vardı sağa sola. Alacaklılardan kurtulmak için de meclise sığındım. Buraya ne polis giriyor ne alacaklılar. Geceleri rahat etmek için de hayalet söylentisi çıkardık. Gündüz kalabalıktan kimse ne olduğunu anlamıyordu. Gece de hayalet olduğumuz için rahat ettik. Yani hayalet falan yok mu? Var aslında. Dışarıda 50-60 milyon insan hayalet gibi yaşıyor. Siz bizi idare edin abiler. Dışarı atarsanız bu karda kışta kıyamette ne yaparız? Ben hayalet falan görmüyorum müdür. Ben de görmedim Cafer. Hayalet falan zaten yoktur. Evdeki bulgurun kıymetini bilmeyenler Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabiliyorlar. Hele kağıdın kalemi hazır mıdır? Hazır baba. Öyleyse yaz oğlum. Sergili emmi oğlu. Evvela seni gözlerine öpürem. Size mahsus selam ederim ve çok önemli bir haberim vardır. Nedir? Yazdın mı? Yazdım. Bizim köyde kanser mikrobu görülmüştür. Bu maksatla bizim köyü taşıyırlar. Ulan nereye taşıyırlar köyü? Valla biraz öteye taşıyırlar. Büyüklerimiz diyor ki böylece kanserden kurtulayız. Yazırsan. Heh. Ulan emmi oğlu. Ne var lan? Ulan bu sefer de uyuz vurmuş. Bizim köyü gene taşıyırlar. Ulan bu sefer nereye taşıyırlar? Ulan biraz daha öteye taşıyırlar işte. Öyle büyüklerimiz değil ki. Az öteye taşınırsak uyuzdan kurtulacağız. Mahlede. Ya emmi oğlu. Ulan gene ne vardır? Bu sefer de taşındığımız yerde verem çıkmıştır. Gene mi taşıyırlar? He valla. Şu Yemen elleri nedir?
senin taşırmana. Gene ne istiyor? Vay! La hele bir başını kaldır şu camdan diye bir bak. La bir zahmet bu uzan da diye bir bak. Lan ne arıyorsun burada? Ulan taşına taşına İstanbul'a kadar gelmişiz. Büyüklerimiz demişlerdir ki aha bu şehirde her bir şeyden kurtulacaksınız. Nasıl kurtulacaksınız? Ulan oğlum köydeyken bir tek kanser vardı. Burası İstanbul. Burada kanser, ülser, soygun, kapkaç her bir halk vardı. Siz en iyisi köyünüzü alıp bir an önce kanser olan yere gidin. Orası buradan çok daha iyi. Özgü cezalandırma yöntemi olan ayaktan vurma medyatiklerin dünyasında ayağa düştü. Beni çağırtmışsın şef. Bunlar ne? Yıllardır üzerinde çalıştığım plan. Büyük bir soygun yapacağız. Bu son işimiz olacak. Bütün ekibi tekrar toplayabilir misin? Hiç sanmıyorum şef. Aradan yıllar geçti. Biz size yeni bir ekip oluştururuz. Bize 3 sağlam adam daha lazım. Buluruz şef. Hadi görürüm seni. Tamam şef. Bu ablamız Gattar Sibel. İşkencenin alasını yapıyor. 30 yaşında ama hala duyguyla tanışmamış. Hislerini aldırmış. Beton gibi suratı, çelik gibi sinirleri vardır. Memnun oldum Gattar Sibel Hanım. Bir arkadaş tavsiye etti, iş yerine gittim. Kendi gözlerimle görünce işte tamam bu dedim. Hatta biraz haşlandım. Anladım anladım. Kasa uzmanı olan arkadaş hangisi? Benim efendim. Her türlü kasayı açabilir misin? Evelallah. Bu arkadaşın da bizzat ofisine gitti. Abiciğim bak şimdi. Paravan bir şirket kurup usulsüz kredi alacağız. Bankayı iflasa sürükleyeceğiz. Ne olmuş olacak bu? Bankayı. Dolayısıyla bankanın kasasını boşaltmış olacağız. Allah Allah. Hiç maymuncuk falan kullanmıyorsun yani. Yetkili mercilerdeki maymunları kullanıyorum şimdi. Bu arkadaşın özelliği ne? 87 tane leşi var abi. Bak bu tam aradığım eleman işte. Ben de çok aradım bu arkadaşı şef. Ta şehrin dışındaki bir depoda buldum. Ulan bu hafta işi iyi salladık ya. 50 koli safi rakancı yapabildik be. Bir önceki partiden 47 kişi zehirlenerek ölmüş abi. Allah rahmet eylesin. Amin. 40 kişi de tuğladan yaptığımız toz biberden zehirlenerek ölmüş abi. Ya ölümlüdün ya. Hepimiz bir gün ölüp gideceğiz. 47. 40 da orada. Tam 87 kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüş şef. İyi halt etmiş. Ne oldu şef? Beğenmedin mi bulduğum adamları? Ya şu eskiden bildiğimiz gibi maymuncukla kasa açan, iyi dövüşen birini bulamadın mı ya? Vallahi devir değişti şef. Bugünün kötüleri böyle oluyor. Bir de bize kötü adam derler.
Bugünün normal insanları kadar kötü olmayı vicdanıma yediremem. Bu işi bırakıyorum. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Su getirecek zaman mıydı şimdi ya? Hanife! Bir tas su getir, sabunlu kaldım. Hanife! Allah cezanı versin seni. Nereden bulacağım ben bu kapalı gözle mutfağı ya? Bir yerden yemek kokusu geliyor, bir bakayım. Vicky, affedersin ama bana kızgınsın. Neden? Benimle konuşmuyorsun Victoria, beni dinlemiyorsun. Mili. Biliyorum, benimle konuşmak istiyorsun. Evet. Beni rahat bırakma nezaketini gösterir misin? Hayır, seni asla rahat bırakmayacağım çocuğum. Bana sushi demeyi bırak, ben balık değilim. Beni dinlemesi için ne yapabilirim? Ah, affedersiniz beyefendi, ben yanlış geldim galiba. Bir şey görmüyorum. Hanife Karacığım, sen misin? Hay Allah. Peki önerin neymiş? Ulan burası benim evim be. Ne? Bu ev restore edilirken kalmamız için 3 aylığına yandaki evi kiraladım. Ne dediniz? Kim ulan bu adam? Luis Alberto, Matilda'nın kocası. Benle dalga geçme be. Az önce şu kapıdan çıkan bornozlu, kafası sabunlu herifi soruyorum. Ulan 2 dakika çöp dökmeye gidiyoruz, hemen eve adam alıyorsun. Aa! Delirdin mi sen Şekip? Ha demek o yüzden ben eşe gittiğim günler eve dönünce yorgunum diyorsun. Delirdin mi sen Şekip? Ulan ben şimdi Şekip. Onun arkadaşı. Ha. Milagros. Beni dinlesene sarışın. Hafızamı kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim olduğun hakkında hiçbir fikrim yok. Tek hatırladığım odanda çarşafa sarılmış bir kadın vardı. Siz devam edin. Ya bir tas su lazım. Hanife neredesin? Bu merdivenler de nereden çıktı? Bizim ev bu kadar büyük müydü? Mutfak nerede Hanife? Şimdi arkama bu tarafa versem kıble bu tarafa. Oğlum. Ulan böyle mutfak mı olur? Hanife! Ulan bir tas su lazım. Sabunlu kaldım Hanife! Yardım edeyim beyefendi. Siz kimsiniz beyefendi? Cüneyt ben. Cüneyt Atmaca. Bu Atmaca nereden çıktı ya? Aksın! Rahatsız ettim Zeynep. Ah! Ödümü kopardın. Ne lan? Beni beklemiyor muydun? Ne alakası var Cüneyt? Kimi bekleyeceğim başka? Bilmem. Kafası sabunlu, üzeri bornozlu, 1.60 boyunda birini bekliyorum. Bana bak. Bana gerçeği söyle. Erkek gibi seni aldattım be. Ben de seni sadece yedi yerinden bıçaklayıp vurdum. Cüneyt! Televizyonun sesini niye bu kadar açarlar ki anlamıyorum. Cinayetten başka bir film yok zaten. Oh. Oh gözüm açıldı, kendime geldim ya. Çocuklarımızın kaderini belirlemeye çalışmak bazen bizi keder içinde bırakıyor anacığım. Hazır mıyız? Başlıyorum. Tamam, kayıttayım. Sayın seyirciler, bir çocuk yuvasında dayak ve taciz olaylarının olduğu bildirildi. Şimdi kameramızda bu rezillerin bulunduğu çocuk yuvasına gidiyoruz. Memlekette infial yaratarak tüm ülkenin dikkatlerini çocuk yuvalarının üstüne çeken bu görüntüleri size saniye saniye aktarıyoruz. Kapat kamerayı, yürü. Peki kızım, yolla gelsinler. Merhabalar efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii efendim, ben bu çocuk yuvasının müdürüyüm efendim. Adım Reşat.
Reşat Bey, bu yuvada garip olaylar olduğunun haberini aldık beyefendi, doğru mu? Evet efendim. Korkunç dayak ve cinsel taciz olayları yaşanıyor. Bir duysanız dudağınız uçuklar. Ha, demek bunları utanmadan söyleyebiliyorsunuz beyefendi. Söyleyebiliyorum efendim, söyleyebiliyorum. Hatta daha da ileriye giderek olayın nasıl gerçekleştiğini de anlatabilirim. Kayıttayız değil mi? Evet efendim, kayıttayız. Tamam, isterseniz mutfaktan başlayalım. Buyurun. Evet, görmüş olduğunuz gibi burası yuvamızın mutfağı efendim. Bu ocak, bu da tüp. Bu tüpün dolu olması gerekiyor ama görmüş olduğunuz gibi tüp bomboş efendim. Bakın, bu da yuvamızın buzdolabı. Bunun içinde yiyeceklerle dolu olması gerekiyor ama görmüş olduğunuz gibi fare düşse kafası yarılır efendim. Beyefendi, bizim sorumuz cinsel taciz ve dayak olayı içinde. Tamam efendim, zaten bu olay da tam burada gerçekleşti efendim. Bakın, bu içi bomboş, yiyeceklerle dolu olması gereken, fare düşse kafası yarılan buzdolabının önüne çocuklar su içmek için geliyorlar efendim. O sırada haince yaklaşan bakıcı, şu içi bomboş, yiyeceklerle dolu olması gereken, fare düşse kafası yarılan buzdolabının önünde çocuğu dövüyor efendim. O sırada şu içi bomboş, yiyeceklerle dolu olması gereken, fare düşse kafası yarılan buzdolabın kapakları hala açık efendim. Sonra ne oldu? Sonrasını efendim, buyurun yuvamızın yatakhanesinde anlatın. Hadi yürü yürü. Evet, burası da görmüş olduğunuz gibi yuvamızın yatakhanesi efendim. 50 çocuk için ayrılan 3 tane yatak var efendim burada. Bakın, yataklar pis, çarşaflar kirli efendim. Çamaşır makinemiz bozuk, yıkayamıyoruz. Çünkü çamaşır makinesi ilk icat edilen çamaşır makineleri efendim. Cinsel tacize gelsek diyorum artık. Tamam efendim, geleceğiz, geleceğiz. O sırada çocuklarımızdan biri olan küçük Ayşe, bu 50 çocuk için ayrılan 3 tane yataklardan birinde, yani şunlardan birinde masumca yatıyordu efendim. Kirli çamaşırlar ve pis yatağın üstünde. O sırada haince yaklaşan o pis tacizci herif, kirli çarşaflar ve pis yataklarla dolu olan Ayşe'nin yanına sinsice yaklaştı efendim. Ve o güzelim Ayşe hiçbir şeyden haberin yoktu. Hiçbir şeyden. Neyse, o sırada pis tacizci, pis kirli ve iğrenç dolu bu yatakhaneden Ayşe'yi aldığı gibi başka bir yere gitti. Buyurun efendim, oraya da götüreyim ben sizi. Yürü yürü. Küçük Ayşe ve o hain tacizci, doktoru ve hemşiresi olmayan, yıllardır ilaç görmemiş bu dolabın önüne geldiler. Doktoru ve hemşiresi olmayan, yıllardır ilaç görmemiş bu dolabın önünde Ayşe korkudan tir tir titriyordu. Doktorun hemşiresi olmayan, yıllardır ilaç görmemiş bu dolabın önünde. Ya beyefendi, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Durdurun, anlatsanız da şu olayı. Ya kardeşim, yıllarca anlattık ama ne halkımız ne yetkililer hiç ilgilenmedi. Bu anasız babasız büyüyen bebekler ne yer, ne içer hiç kimse düşünmedi. Ha? Haksız mıyım? Ama bir dayak olayı oldu. Herkes, bütün basın onların üzerine saldırdı. Bakın bir şey söyleyeyim mi size? Bizim bu yuvada da hiç kötü bir şey yaşanmıyor. Ama sırf siz haber yapasınız diye ben bunu bu şekilde anlattım. Anladınız mı? Buraları atarsınız değil mi? Atarsınız. Hain tacizci ve o masum Ayşe her gün titriyor. Kadınların tacizden korunmak için aldığı önlemler ses getiriyor anacığım. Hayter. Hayter! Efendim? Gel, bak. Bu ne? Bu alarm. Seni tacizcilerden koruyacak. Saçmalama Sacit. Saçmalamıyorum Hayter. Bir akşam eve geldiğinde
Ay Saciyet, bugün ne oldu biliyor musun? Gelirken markete uğradım, ondan sonra da tacize uğradım demeni istemiyorum. Ben. İstemiyorum, ben hiçbir şey istemiyorum. Hayır, takamazsın. Gel buraya, gel. Aa, gel. Vallahi delisin sen. Yo, seni saldırganlardan koruyacak, tacizcilerden koruyacak. Buradan Taksim'e otobüs geçer mi abla? Geçer, geçer yavrum. Görmüyor musun? Bak yazıyor. Görmüyorum abla, ben körüm. Tacizci! Sapık! Her kör hem sapık. Bir de görsen ne olacak acaba? Defol! Yemedi lan karı. Vay be, karıya bak. Bas bas bağırıyor ya beni diye. Bülbül düştüm, kargı sıkıştım. Günaydın Ayten Hanım. Günaydın Cavit Bey. Günaydın da niye böyle lülülülülü günaydın? Niye dokunarak günaydın diyorsunuz Cavit Bey? Niye, sizin dokunulmazlığınız mı var? Dokunmadan günaydın diyebilirsiniz. Kocam alarm taktırdı. Bundan sonra bana dokunamayacaksınız. Bana bak, Ayten'in ne yanına sokul ne de dokun. Kocası düdük taktırmış. Vay be, demek ki karısını çok seviyor. Çalınır diye mi korkuyor? Yoksa benim karım öter mi demek istiyor? Ayten Hanım, yalnız sizinki ötmüyor, bizimki de ötüyor icabında. Yani ben de evde bir kanarya var, pek güzel ötüyor. Akşam gelin isterseniz birlikte ötüşün ha. Terbiyesiz. Aa, şaka yaptım, şaka. Buyurun müdür bey, beni çağırtmışsınız. İyi ki geldiniz Ayten Hanım. Kulağıma geldi. Herkesin içinde ötüyormuşsunuz. Evet efendim, ötüyorum. Çünkü dokunuyorlar. Alarm taktırdım, dokununca ötüyor. Ha, inanmıyorum. Evet. Yani ben şimdi size dokunsam öter misiniz? Evet. Bir test edelim bakalım. Bunun kapatma düğmesi yok mu? Yok efendim. Çok gürültü olur ama. Dur bakalım, bir daha test edeyim. Bak gene öttü ama. Kulak dayanmaz. Ayrıca bir şey daha. Ne var? Parayı veren düdüğü çalar mı? Ne parası, ne düdüğü? Nasrettin Hoca'nın düdüğü. Hani parayı vermiş de düdüğü çalmış çocuk. Bakın müdür bey, yani bundan sonra bana dokunamazsınız. Çok hassas alarm, hemen diiiit öter. Bunun bir alarm çözücüsü yok mu yani? Bu ortamda çalışamayız. Çok gürültü oluyor. Ne yapabilirim müdür bey? Kim bilir kaç desibeldir. Ay desibel dedim de aklıma Sibel Hanım geldi. Siz bana onu gönderin, o ötmez. Yani ona mektup yazdıracağım. Sibel Hanım! Buyurun Ayten Hanım. Müdür bey sizi çağırıyor. Peki. Aman erkenler, keller, gel beni biraz yerle. Herkes size bakıyor, çaktırmadan eyle. Eskiden bak postacı gelirdi, herkes merak ederdi. Şimdi başımıza gelecekleri merak ediyoruz. Yemek hazır ama ekmek almayı unutmuşuz. Hadi bir koşu gidip alıver. Ya şunu daha evvel niye söylemiyorsun ya? Bak pijamalarımı giydim ben. Aman canım ne fark eder? Böyle git zaten şurası. Bir de kola al hayatım. Affedersiniz, uygunsuz bir zamanda geldim, özür dilerim. Yok efendim, hanımefendi manken. Yeni bir firma gofret çıkarmış, onu tanıtıyor. Çok güzel. Nefis. Ben iki tane ekmek alacaktım da. Vereyim efendim. Ne oluyor ya? Ne oluyor kardeşim, ne oluyor be? Marketimizin yeni bir hizmeti efendim. Miktarı ne kadar olursa olsun marketimizden alışveriş yapan bütün erkeklere sakal tıraşı bizden. Durun kardeşim, istemiyorum ya. Allah Allah, zorla istemiyorum ya. Saatler olsun. Bir de kola rica edecektim ha. Tabii efendim. Dur ya, ne açıyorsun kardeş? Kapaklar promosyonda efendim. Bir tane takım elbise kazandım.
ben evde giyinirim kardeşim. Geç kalıyorum kardeşim. Şu karttan alıver hesabı. Oo! Birikmiş puanlarınızla Antalya'ya otobüs bileti kazandınız. Tebrikler! O da burada. Bu nedir kardeşim? Efendim otobüsümüz hareket etmek üzere. Kaptan şoförümüz sizi bekliyor. Nereye kardeşim? Antalya'ya. Dur be kardeşim ya. Evde karım ekmek bekliyor. Ama efendim eksik yolcuyla hareket edemeyiz. Buyurun lütfen. Lan o! Dur be! Gel! Geldim. Nerede kaldı bu adam ya? Kim bilir gene kimlere takıldı. Ah! Ha, Selam neredesin ya? Nerede kaldın? Otobüste mi? Antalya'ya mı gidiyorsun? Oh Selami Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk beyefendi. Bu merasim nedir? Ne oluyor böyle? Efendim şehrimize gelen 1 milyonuncu yerli turistsiniz beyefendi. Efendim şehrimizden dayalı döşeli bir daire kazandınız. Buyurun efendim anahtarlarınız. Güle güle oturun. Hayırlı olsun efendim. İyi günler Selami Bey. Televizyonunuz açık mı? Hayır. Hemen kanal A'yı açın. Evet sevgili seyirciler. Bu haftaki şanslı izleyicimiz Selami Bey. Programımızın formatı gereği yarışmacımız rastgele seçtiğimiz bir numaradan aradığımız hiç görmediği biriyle evlenmeyi kabul ederse sıkı durun 1 trilyon para ve dünya turu kazanacak. Evet Selami Bey siz en azından şu anda görebiliyorsunuz. Şimdi soruyorum. Yarışmacımızla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Peki hanımefendi siz kabul ediyor musunuz? Evet. Peki tebrikler. ...90 milyon gibi akıllara noksan bir zam yapmaya utanmayan yetkililer... ...iş açıklamaya gelince işin suyunu çıkarıyorlar. Sayın basın mensupları hoş geldiniz. Bakanlar kurulumuz son aldığı kararla... ...işçi ve memur maaşlarına %0 oranında... %0 oranında... %0... Başla pardon bu sayılmaz. Başla pardon. Bir daha. Sayın basın mensupları, bakanlar kurulumuz bugün aldığı son kararla işçi... işçi ve memur maaşlarına 0 oranı... işçi ve basın... Başla pardon bu sayılmaz. Bir dakika. Gülecek ne var lan? Affedersin neye gülüyorsun? Bir daha. Sayın basın mensupları hoş geldiniz. Bakanlar kurulumuz yeni aldığı kararla işçi ve memur maaşlarına 0 oran. Efendim çabuk olalım. Daha sırada benzin zammı var. Tamam. Peki efendim. Sayın konuklar, işçiler var ya, işçiler. Onlara da hükümetimiz 0 oranında bir zam yapmıştır. Bu zam önümüzdeki aydan itibaren yürürlüğe girecektir. Ayrıca benzin zammı da vardır. Benzine %5 oranında, %10 hatta %15 oranında zam yapmıştır. Baştan alalım. Benzine %15 oran. Yapmayın efendim siz hükümet sözlüsünüz.
olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Mahir, çocuğun öğretmenine bir şey almayı unutmayalım, oldu mu canım? Ya zaten para yok, elin adamına niye hediye alalım Saniye? Ya bak çocuk çok üzülür, biliyorsun öğretmenini çok seviyor. Ya küçük de olsa bir şey alalım ha, hadi canım ya. Aa, gel buraya bakalım, hadi. Merhaba, bakar mısınız lütfen? Tabii, Hasan Bey, müşteriyle gidelim lütfen. Tabii efendim. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ben sizi bir yerden tanıyor muyum? İnsan insana benzermiş beyefendi. Buyurun, ne arzu etmiştiniz? Biz çocuğun öğretmeni için hediye istiyoruz. Biliyorsunuz 24 Kasım öğretmenler günü. Mümkünse ucuz bir şey olsun. Mahir, susana, tövbe tövbe. Ya, mümkünse çocuğu sınıfta utandırmayacak bir hediye olsun lütfen. Nerede okuyor çocuğunuz? Atatürk İlkokulu'nda. Ya, kaça gidiyor? 5'e. Adı ne? Çiğdem. Ya niye soruyorsunuz bunları? Hediye alırken bunların ne önemi var? Yo, ben çocukları çok severim de öylesine işte. Bizim kız öğretmenini o kadar çok seviyor ki neredeyse bizden daha çok diyebilirim. Her gün eve gelir, anlatır bize, öğretmenim şöyle dedi, böyle yaptı. Çok seviyor, çok. Keşke bütün öğretmenler bizim kızın öğretmeni gibi olsa. O zaman iyi bir hediye olmalı ki Çiğdem mutlu olsun. Öğretmenine iyi bir hediye aldığı için gurur duysun. Aman ha, ucuz olsun ki ben de mutlu olayım. O zaman bu nasıl olur? Aa, harika olur bu. Siz ne yapıyorsunuz ya? Benim maaşım böyle şeyler almaya müsait değil. Olmaz. Bu benden olsun. Nasıl yani? Birden kanım ısındı Çiğdem'e. Öğretmenini bu kadar sevmesi hoşuma gitti. Sizden para almayacağım. Buyurun. Ama Çiğdem'e söylemeyin bunu. Parayla aldığınızı sansın. Sizin de öğretmene değer verdiğinizi düşünsün. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpidundan göz bebeğine. Annem çok harika bir şey bu. Öğretmenim çok sevinecek. Çok da pahalı bir şey ha. Babacığım çok teşekkürler. Keşke bütün anne ve babalar sizin gibi olsa. Öğretmenlere değer verseler. Keşke kızım. Mahir, bu pahalı hediyeyi kızla yalnız yollamayalım. Biz de gidelim okula. Haklısın, yalnız bırakmamak lazım. Yürü. Burası öğretmenler odası anne. Bizim öğretmenimiz buradadır şimdi. Al kızım, ver hediyesini. Hadi gir, gir. Gir. Çok teşekkür ederim Çiğdem. Aman da ne güzel bir hediye bu. Hem de çok pahalı bir şey. Niye zahmet ettin Çiğdem? Çok teşekkür ederim. Siz daha iyisine layıksınız öğretmenim. Oo, gel bakayım. Çok teşekkür ederim. Hadi sen şimdi sınıfına git. Biz de annem ve babanla biraz konuşalım. Peki öğretmenim. Ama siz şey... Evet benim. Maalesef öğretmen maaşıyla ev geçindirmek olanaksız olduğu için okul çıkışlarında tezgahtarlık yapıyorum. Ben bundan hiç utanmıyorum ama birileri utanmıyor. Ama bu... Bakın nasıl mutlu oldu Çiğdem. Siz Çiğdem deyince hediyenin bana geleceğini anladığım için sizi masrafa sokmayayım diye bedava verdim bunu. Okuldan çıktıktan sonra mağazada yerine koyarım. Böylece herkes mutlu olur. Beni utandırdınız hocam. Şimdi öğretmenlerin değerini daha iyi anlıyorum. Ama şimdi size gerçekten bir hediye almamız lazım. Ama ucuz olsun ha. Buyurun. Acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpinin ucundan göz bebeğine. Eskiden damat adayları kız istemeye ana babasıyla giderdi. Şimdi ise ortalık ana baba günahına cığım. Yan yanayken, diz dizeyken, bakışırken, göz gözeyken ne olur hep böyle gülsen. Gülmek sana yakışıyor, gülmek sana yakışıyor, gülmek sana yakışıyor, gülmek sana yakışıyor. Sağ olun Akli Beyciğim, hoş geldiniz. Gül yavrum, gül biraz. Başınız göğe erdi mi? İşte baban paraya kıydı, düğün yapıyoruz. Şarkıcı da tuttuk size. Gül yavrum, biraz gül çocuğum, sen de öyle. Gül, eğlen biraz. Sağ ol anneciğim. Balayında bizi tatile göndermeniz de ayrı bir incelik. Evet, onu sonra konuşuruz. Hadi eğlenin biraz, gel canım. Aferin, gel bizi misafirlerle.
sana, yakışıyor gülmek sana, yakışıyor. Vallahi bütün kuyulardaki sular ısınmış. Deprem belirtisi bu. Vallahi ben de çok şüpheleniyorum. Her an olabilir dedim. Aa, niye oturuyorsunuz ayol? Hadi kalksanıza. Eğlenin biraz. Ay gül ayol, hadi kalk kalk. Hadi kalk şekerim. Ayol sen seversin daha seni. Kesin deprem olur abicim, kesin. Şeytan diyor al başına git. Nereye gideceksin? Kesin biz de ölürüz yani. Aa, hadi eller havaya beyler, böyle oturulur mu? Hadi ayol eğlenin biraz. Aa, böyle bir günde aşk olsun. Hadi şekerim kalk hadi. Hadi şöyle şöyle hadi. Azıcık eğlen eğlen hadi. Hadi eller havaya hop hop hop. Yan yanayken, diz dizeyken, bakışırken, göz gözeyken, ne olur hep böyle gülsen, gülmek sana yakışıyor. Bahri Bey, bu dansı bana bitmeder misiniz? Ah, hiç havamda değilim Nalan Hanım. Hani neden biliyor musunuz? Dolar düşüyor ya, dolar düşünce de ihracat düşüyor, ihracat düşünce de kriz. Bahri Bey, hayret vallahi. Sana yakışıyor, gülmek sana yakışıyor. Cafer Bey var ya, oğlum üniversiteyi bitirdim diye boşuna sevinme. Nah iş bulursun dedi bana. Keşke iş bulup da mı evlenseydim? Yavrum ben sana iş bulurum. Hadi eğlen. Aa, hadi at, at, at göbek. Hiç sanmam. Ben üç lisan biliyorum. Doktoram var. Ama üç yıldır işsizim. Leyla teyze. Sana yakışıyor. Gençler, düğününüz çok güzel, görüyorum. Ama ne yazık ki bir havai fişek bile alamamışsınız. Onun yerine ben işsizlikten kendimi yakıyorum ve sizin havai fişeğiniz oluyorum. Ayol, adam intihar etmek için bizim düğünü mü buldu? Gördünüz mü düğünü, koca kafalılar? Ama anne, biz mutluluğumuzu paylaşmak, gülüp eğlenmek istemiştik. Gülüp eğlenecek hal mi kaldı insanlarda çocuğum? Millet perişan. Hayır, para bulup düğün yapsan, eğlenecek adam bulamıyorsun ayol. Damadım, damatlı, damadım, damatlı. Kadifeden yorganlı, kadifeden yorganlı. Kız koymuş, gelin sevmiş, kız koymuş, gelin. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam. İş için mi geldin hemşerim sen de? Abi ben inşaatla ilgili ne iş olsa yapacağım abi. Sıvacılık, kalıpçılık, boyacılık. Yani inşaatla ilgili olsun da ne olursa olsun. İnşaat işi mi? Abi, vallahi daha siftah yapmadım. Cebimde akbil var, vereyim mi? Arkadaşlar, birazdan bir banka soyacağım. Bana iki adam lazım. Yerliğe kaç arkadaş? Hasılata göre değişir ama 100 kağıttan aşağı düşmez. Ya çok riskli bir işe benziyor. Yakalanırsak ne olacak? Bankadaki güvenlik görevlisi dayalım. Yakalanma riskimiz çok az. Olmaz. 100 milyon dövmeye çok az. Ben geliyorum. Ben de geliyorum. Yürü. Abiler, inşaat yövmiyeleri bu aralar ne kadar? Lan sen de taktın inşaatı oğlum. Bu aralar inşaat işi kolay kolay çıkmaz. Niye kule? Arkadaşlar, bir dakika beni dinleyin. Abi, ben inşaat işinden anlarım. Peki, lokal gece kulübü falan basabilir misin? El bombası, havan top falan kullanabilir misin? Hı? Yövmeye ne kadar? 100 milyon. Yaralanırsak falan? Yaralanırsan hastane masraflarını biz çekiyorsun. 100 milyon yövmeye az. Tamam, ben gelirim. Ben askerliğimi komando olarak yapmıştım. Hadi gidelim. Hadi. Abi, inşaat işi falan yok muydu ya? Ya bomba attığınız duvarları ben tekrar düzeltseydim he? Az kardeşim, az. Bu devirde 100 milyon yövmeye iş mi olur? Sen bulsan 100 milyon yövmeye iş, gider misin? Vallahi abi, bana inşaat işi olsa ben balıklama atlarım yani. Merhaba arkadaşlar, biz bir ilaç firmasından geliyoruz.
Piyasaya yeni çıkartacağımız ilaçları üzerlerinde denemek için kobay insanlar arıyoruz. Yövmeye kaç para yövmeye? 250 milyon. Az kardeşim, az. Çok az. Evet. Abi ben geleyim mi? Kolunu uzat, nabzına bak. Abi inşaat işi var mı? Geçen birini götürdük. Daha ilk ilacını vermeden nalları dikti. İnşaatta mı? Ben çok dayanıklıyım abi. Daha önce acil ilaçla benim üzerimde denenmişti. Abi ben de geleyim. Böbrek ilaçlarında çalışmıştım ben de. Abi ben de geleyim. Laboratuvarınızı, duvarlarını falan hak ederim he. Hadi siz ikiniz kalkın yürüyün. Tamam abi. Tamam abi. Abi gelseydim ya. Ne bakıyorsun oğlum, ne bakıyorsun? 250'ye kobaylık olur mu? Sen 250'ye kobaylık bulsan gider miydin? Yo abi burada inşaat işi çıkmaz mı? 250 milyon yövmeye çok az. Hadi 500 milyon yövmeye olsa. 500 milyon yövmeye de az. Sen 500 milyon yövmeye gider miydin? Aman geri yeri. Postal geri yeri. Kriz nedeniyle eve girişler artık kapıdan değil, bacadan anacığım. Eve giren hırsızlar yalnız paramızı, pulumuzu değil, ciğerimizi, yüreğimizi de alıp götürüyorlar. Ne oldu ablacığım, bir sorun mu var? Arabanın anahtarını içeride unuttum. Çilingir çağırmam lazım. Vallahi bu saatte çilingir bulamasın ablacığım. Bulsan bulsan ancak Kaya Çilingiroğlu'nu bulursun. Ama ona da Hülya abla müsaade etmez. Sen en iyisi bizim Kazım'ı çağır. Kazım kim ya? Hırsız. İki sokak ileride 18 numarada oturuyor. Çağır, 10 saniyede açar kapını. Açar mı? Hı-hı. Ya Kazım'a ayıp olmaz mı şimdi? Vallahi ben bugüne kadar Kazım'ın kapı açarken utandığını hiç görmedim. Seni andım bu gece. Geliyorum. Kulaklarım. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben Kazım Bey'e bakmıştım. Buyurun, ben eşiyim. Şey, ben arabamın anahtarını içeride unutmuşum da eşiniz için açar dediler. Açar açar. Ama şu anda işe gitti. Siz adresinizi bırakın, ben hemen arkanızdan yollarım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yeşil Sokak 7 numara kat 3. Tamam. Mersi. Güle güle. Rıfat. Ya arabanın anahtarını içeride unutmuşum. Hırsız çağırdım, onu bekliyorum. Ne bileyim ben canım. Bakkala o açar deyince onu çağırdım. Dur geldi galiba, bir dakika. Zahmet etmeseydim ben açardım kapıyı abla. Kazım ben, minareci Kazım. Evet, sizin için açabiliyor dediler. Evet. Araba çok lazımdı ama şimdi vazgeçtim. Gitmesem de olur. Yok, gelmişken açayım ablacığım. Peki o zaman bir şu telefonu kapatayım da. Çantamı alayım, öyle inelim. Peki, buyurun. Ben bir tuvalete kadar gideyim. Tuvaletin yerini nereden biliyorsunuz? Bilmez olur muyum abla? Daha evvel soyduydum ben burayı. Kocam da da yedek anahtar var fakat o mesaiye kaldı. Onun için ben sizden rica ettim yani. Ben sizi bekarsınız diye biliyordum. Evlendiniz mi? Biliyorsun demek. Yani evli değilim tabii de evlenmeyi düşünüyoruz. Yani birlikte yaşıyoruz. Yakında evleneceğiz. Kendisi de üst düzeyde bir polis. Polis. Kim abla? Tanırım ben hepsini. Yok tanımazsın. Daha yeni geldi İstanbul'a göreve. Hem de çok gizli bir görevde, o yüzden adını veremeyeceğim. Tamam ablacığım. Sağ ol Kazım kardeş. Gerçi eski bir araba, pek para ettiği falan da yok ama. Olur mu öyle şey ablacığım? Bayağı para eder. Parça parça satarsan para eder. Haberim olsun satmak istersen. Öyle mi? Tabii. Çok teşekkür ederim. Tabii. Sağ ol Kazım kardeşim. Rica ederim ablacığım, rica ederim. Çok iyisin yani. Rica ederim abla. Kesin evi soymuştur. Alo. Alo. Rıfat. Geldim eve. Yok. Her şey yerli yerinde duruyor. Hiçbir şey olmamış. Ama bu tabii soymayacak anlamına gelmez. Ay çok büyük salaklık ettim ben. Aa. Ne oldu Zehra? Telefonun yanında bir not var. Hırsız not
not yazmış. Not mu yazmış? Ne yazmış? Abla, benden korktuğunu biliyorum ama korkma. Hırsızız falan ama mahallemizin insanını soymayız. Hele ki merhabamız olan yalnız bir bayanı. Korur ve kollarız. Sen bizden değil, namuslu gözüküp namussuzluk yapanlardan kork. Bizim hiç olmazsa adımız sanımız belli. İmza, hırsız Kazım. Seni andım bu gece. Kulaklarım çınlasın. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak. Elektrik saatinizi görmek istiyoruz. Görün. Görelim o zaman. Nerede? Bak, bak. Aha, şuradaki apartmanlar var ya. Onların hepsinde var. Hadi gidin görün. Biz sizinkini görmek istiyoruz. Benimkisini göremezsiniz. Nasıl göremeyiz ya? Benimkisi yok. Yok mu? Ha? Ben bizim beye dedim. Biz de alalım onlarınkinden dedim. O dedi ki o zaman çarpar çok olur dedi. Aa, dur bak, bırak. Çarpar. Siz o zaman kaşık elektrik kullanıyorsunuz. Tespit yapmamız lazım. İçeri girip tespit yapacağız. Yapın. Saat yok. Bu kaçak. Kaçak, kaçak. Siz kimsiniz? Biz belediyeden geliyoruz. Kaçak elektrik kullandığınız ortada. Ayrıca bu boru su borusu mu? Nereden geliyor bu su? Su boruları oradan geçiyor da. Beyim görmüş. Geçerken bize davet etti. Su da kaçak. Su da kaçak. Kaçak. Beyin nerede? O da kaçak. Kendisini arıyor polisler. Kaçtı. Yaz abicim. Elektrik kaçak. Su kaçak. Koca kaçak. Başka kaçak var mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çekil bakayım sen şöyle. Telefon da kaçak. Beyim üst kat komşunun telefon hattına çengel attı. Ama bu sizi ilgilendirmez. İlgilendirir, ilgilendirir. Onu da yaz. Ay ne ilgilendirir? Siz belediyeden değil misiniz? Telefondan sonra ne ya? Biz belediye olarak hepsine bakıyoruz. Doğal gaz var mı? Yok. Beyim evin tabanını gazdı ama bulamadı. Kaçak gazı da yaptınız. Hı. Onu da yaz. Siz ne biçim belediyesiniz be? Orada mı ceza yazacaksınız? Aşağı kimsesizler belediyesi. Size 100 milyon ceza kestik. 20 milyon verin anlaşırız. Ödemem. Burası aşağı kimsesizler belediyesine bağlı değil ki ne? Burası Göltepe belediyesine bağlı. Yok yok, siz bize bağlısınız. Belediye yeni kuruldu da siz daha bilmiyorsunuz. Yok ya, kim kurdu? Hayri Kimsecik ve samimi arkadaşları toplanıp kurdular. Kaçak belediye. Kaçak belediye kurdunuz. Ne olmuş? Resmi belediyeler buralara uğramayınca biz de kaçak belediye kurduk. Senin dünyadan haberin yok ya. Sen Allah bilir başbakanın kim olduğunu da bilmiyorsundur. Biliyorum. Ecevit. Yok, bizim başbakanımız Gafur Düzayak. Tek başına iktidarda. Yoksa o da mı kaçak? Şimdilik kaçak ama bak sana tebliğ ediyoruz. Biz kaçak ülke kurduk. Yavaş yavaş örgütleniyoruz. Siz yani devlet içinde devlet mi kurdunuz? Evet, tek tek vatandaş tespiti yapıyoruz. Şimdi sen şu 20 milyonu öde de devlete bir katkın olsun. Bu kaçak ülkenin adı ne ki ne? Öteki Türkiye şimdilik. Daha sonra güzel bir isim bulunca değiştireceğiz adını. Hadi bakalım. Sen şu faturayı öde de kaçak devletine bir katkın olsun. İyi ödeyelim bari. Bana bak. Ya normal devlet sizin kaçak olduğunuzu fark ederse? Hiç sanmam. Onların dünyadan haberi yok. Yıllardan beri hiçbirimizi fark ettiler. Ya ne yapalım? Biz de kendi başımızın çaresine kendimiz bakıyoruz. Hadi eyvallah. Bak postacı gelirdi, herkes merak ederdi. Şimdi başımıza gelecekleri merak ediyoruz. Kim olduğum anlaçılmıyor mu? Ne bileyim,
bilmem. Bu devirde kimin ne olduğu pek belli değildir abi. Ya sana içimi sormadım hanım. Kıyafetimden postacı olduğum anlaşılmıyor. Bizim postayla pek işimiz olmaz abi. Gerçi herkes postasını bize koyar ama. Ne vardı? Onur Kılıç burada mı oturuyor? Oturmuyor abi ya. Hep ayakta, hep ayakta. Ya ne yapacağım ben bu çocukla bilmiyorum. Dur çağırayım. Onur! Gel lan buraya. Gel. Onur Kılıç bu mu? He. Bir şeye benzetemedin mi abisi? Babasına benziyor. Aa, böyle koca kafalı oldu. Hanım senin bu koca kafalı oldun hastaneye 1,5 milyar borç takmış. 10 gün içinde ödemesi gerekiyor. Tamam abisi, ben onun kulaklarını çekerim. 10 gün içinde bu çocuk bu parayı ödemezse elinde ne var ne yoksa aciz olur, hapis yatar ona göre. Etmeyin devlet abi. Bu çocuk daha 10 yaşında. Nasıl girecek hapse? 10 yaşında bacağım kadar velet. Hastaneyi dolandırmış. Demek azıcık büyüse memleketi soyacak bu herif. Al şunu. Biraz da ne var, telefon patladı. Adres burası ama fatura sayın ankesörlü telefon. Ana. Lan ankesörlü telefona fatura kesmişler. İnanılır gibi değil ha. Hop. Beyefendi. Nerenize sokacağım şimdi ben bu faturayı? Nasıl alacak bu herif fatura? Alo. Hey. Öyle duymamazlıktan gelmeyin. Alo. Beyefendi. Efendim. Ayize'yi elinize alıp konuşun. Öyle daha rahat olur. Biliyoruz herhalde. Allah Allah. Alo. Beyefendi faturanız var. Hem de acayip yüksek. Konuşmasını biliyorsunuz, faturayı almasını bilmiyorsunuz. Ben sokarım şimdi faturayı bir tarafınıza. Hadi bakalım. Ulan görülmüş şey değil ya. Bunca yılın postacısıyım. Bak postacı geliyor. Birisi görecek, kafayı yedi diyecekler. Bu neymiş? Su faturası. Adres burası. Bu bir ağaç. Ulan bugün Dünya Postacılar Kabus Günü mü ne? Ulan ağaca fatura kesmişler. Yapraklarla şırdatıp durma. Bakma öyle. Sen de kullanmışsındır bu suyu. Ağaçsın tabii. Biz biliriz ağacın ne kadar suyu sevdiğini. Aşağıda üpürdet götür. Bu faturayı da ödeyeceksin arkadaş. Bakma öyle. Bakma. Kudun mu kafayı? Yararım kafayı ha. Bu faturayı öde. Bakma öyle. Emdin suyu, bitirdin barajı. Allah'ın ağacı. Benden sana abi nasihati. Bu parayı öde. Yoksa gelirler, keserler suyunu, kurtulurlar kendini. Buralara buralara gidiyorlar, kimseye haber vermiyorlar. Gizli gizli seviyorlar Mart'ın güzelleri. Günümüzü gün ettiğimizi düşünürken bazen sadece günümüzü gördüğümüzle kalıyoruz anacığım. Ay Biraz Çarpı'ya geldiniz kız, çok eğlendik. He? Şenollar vardı, Reyhan da. Tamam, gelirim ben. Şimdi berbere gidiyorum. Saçlarımı yaptıracağım. Ay iyiyim, yürüyorum. Ay şarjım bitiyor galiba. Kadın yere düştü. Ben kimim? Neredeyim? Benim adım ne? Ne bileyim ben ayol. Kızım sen en iyisi bir karakola git. Vaziyeti izah edersin, sana bir çare bulurlar. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz hanımefendi? Hiçbir ipucu vermiyorsunuz. Ben ne yapabilirim? Çıkın gidin evinize. Evimi bilmiyorum. Adımı bilmiyorum. Bilsem gideceğim. Ey yarabbim, bütün deliler beni mi buluyor ya? Nasıl konuşuyorsunuz benimle? Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz ki. Belki ben çok önemli biriyim. O zaman benim önümde eğilebilirsiniz. O zaman gazetelere ilan verelim, televizyonda haberlere çıkaralım. Belki bir tanıyan bulunur. Ya yalnız yaşayan biriysem, hiç tanımadığım biri gelir, bu benim bir şeyim der, alır götürürse? Bak o da doğru. Ama biz de delil isteriz. Ne yapalım yani? Hem belki onu görünce hafızan yerine gelir. Tamam, tamam, öyle yapalım.
hanımefendi yok. Ne arayan var, ne soran, ne tanıyan. Ya siz de gördünüz. Ne yapacağız biz? O kadarını ben de bilemem. Ne yapacaksınız? Artık buradan çıkıp gideceksiniz. Hükümet istifa ha. Atın şunu nezarete. Atın nezarete de aklı başına gelsin. Ama ben ne yaptım ki? Atın şunu nezarete. Ne yaptım Hükümet ben? İstifa ha. Sok içeri, sok içeri, sok içeri. Hükümet istifa. Ha, araştıralım bakalım bu karı neyin nesi. Abida, Abida Hanım. Ne bakıyorsun bönbön ya? Sana söylüyoruz alo. Ben mi? Ben Afitap mıyım? Afitapsın tabii ya. Hakkında her şeyi öğrendik. Bana da anlatsanıza. Gene numara yapıyorsun, gene numara yapıyorsun. Yahu sen Ömer Bey isimli büyük bir iş adamının dul eşisin. E'si, yahu ben şaşırdım. Nasıl oldu da sen böyle bütün gün o kanastadan bu konkene gidiyordun... ...birdenbire anarşist oldun? Vallahi ben doğma büyüme anarşist değilim. Sonradan olmuşum demek ki. Ayıp, ayıp, utan. E siz benim kim olduğumu bulamıyordunuz. Nasıl oldu da buldunuz? Bir de saf saf soruyoruz. Devlet düzene karşı çıkan kim olursa olsun dakikasında bulur. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye. Seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Olacak, olacak, olacak o kadar.